düşünmüyorum. Dur edeyim. Ay düşecek. Ya ne yapıyorsun Dilek, şaka ya. Sen dedin mi? Sen dedin mi o iddiayı başlatan? Dilek dur bir dakika. Vallahi ben değildim ya. Hem ne yapıyorsun? 20 sene geçti üzerinden. Çok zor geçti lan o 20 sene. Dilek vallahi ben değildim bak. Ayıp ediyorsun. Kimdi lan o zor? Kimdi? Kimdi? Dilek. Seray'dı. Beni yakar Selay'dı öyle mi? Ablacığım hadi gidelim biz. Gel biraz ayağımız. Esra'nın. Dilek. Dilek. Hayır hayır. Dilek, dilek dur. Bekle. Dilek sar. Olsun Dilek sar. Olsun Dilek ya. Dilek. Dilekciğim ben de tam gidiyordum. Sen benim bütün hayatımı mahvettin. Ne bu şimdi? Şaka falan mı? Senin yüzünden yıllarca bana Chico dediler. Bir kusurum varmış gibi hep kendi kendimi yedim bitirdim. Aa bebeğim. Sanki bunları geride bırakman lazım ha? Mahalleyi niye terk ettiğimi an itibariyle hatırlamaya başladım. Hadi ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak kalmamı benim hayat. Her şey senin suçun kızım. Bir kadın önce kendini sevmeli. Kendine saygı duymalı. Başkalarından hesap soracağına önce kendine bir hesap sor. Acaba ben neden bu kadar şişmanım, bu kiloları veremiyorum diye bir düşün. Tabii o yağ biriktirdiğin vücudunda bir gram aklın kaldıysa. Esra'cığım iyi misin? Değilim. Nefret ediyorum şu anda Dilek. Nasıl yardım edebilirim sana? Şu halime bak, bak çiçeği gibiyim ya. Düğünü iptal edebilirsin mesela. Şu an aramaya başlasın, 2 saate biter. Aa, dünya yazık değil mi? Bırak ne yazığı ya. Zaten evli gibiyiz, öyle devam ederiz. Kız son prova bu. Gavur güvesi gibi söylenme. Çık bakayım hadi. Sensin gavur güvesi. Çık çık. Hani çık dışarı. Ya of. Oh. Ah canım benim ya. Ne güzel olmuşsun. Dön bakayım şöyle. Yemin ediyorum liseli kızlar halt etmiş senin yanında. Ya ne demezsin, arkadan liselik önden müzelik. Şu halime bak Dilek ya, panayır yeri gibiyim. Büroda herkes dalga geçecek. Kendini prenses zanneden küçük kızlara benziyorum resmen şu halime. Hiç de bile. Haksızlık etme kendine. Yapma. Yapma, yapma, yapma ne olur. Allah aşkına yapma. Bırak o hormonları yere. Çok rica ediyorum bak gerçekten. Çok zorlanıyorum şu an. Bu kımıl kımıl bir şey zaten. Hiç zamanı değil canım burnumda. Duygulandım kız. İnsan her gün çocukluk arkadaşını evlendirmiyor. Canım benim ya. Canım. Tamam, tamam, tamam. Ne olur çok sarılma lütfen. Çok kaşınıyor zaten. Sen onu parçalamadan provaya geçelim. Ne yapıyorsak yapalım hadi. Hadi ablacığım artık. Hadi ya bitsin. Ne olur ne kadar devam edecek bu böyle? Daha yeni başladık. Ay. Aman siz ona bakmayın. Cevap dahi vermeyin. Seni geberteceğim. Alo. Ne? Hayır kardeşim, çamdanlar yeşil değil beyaz olacak. Kaç kere söyleyeceğim ya? Hayır getirdiğiniz gibi geri götürün. Beyazlar olmasa çok fena olur ha. Ayıp ama artık. Düğün organizasyonu zor iş. Firmanızın adı ne? Ay yok canım ne firması. Ben Esra'nın çocukluk arkadaşıyım. Yardım ediyorum öyle. Ne kadar şanslısınız vallahi. Bu zamanda böyle dost bulmak çok zor. Ya öyle.
Onun yüzünden geliyor bütün bunlar başıma zaten. Bu niye göbek çıkmış böyle? Ne göbeği ya? Yoksa hamile misiniz? Çüş. Yok artık. Ne diyor bu ya? E canım. Bugün nerede moda? Geçenlerde 8 aylık bir kadıncağıza gelinlik diktim. E canım insanlar eskiden utanırlar. Evlerinden dışarı çıkmazlardı. E şimdi bakıyorum da böyle göbeklerini gere gere dolaşıyorlar maşallah. Tabii bizi ilgilendirmez ama. Ay vallahi arıyor. Kim? Ablam ablam. İnşallah hayırlı haberler nedir? Açsana kızım. Hayır mı kız, hayır mı? Çabuk söyle. Kızım bir sen Salim bindin mi diye sorsana. Tamam söyle hadi, oyalama beni. Uçaktayım şu an. Test sonuçlarım çok iyi görünüyor. Ay hadi kız, inşallah, inşallah. İnşallah. Önümüzdeki ay yine geliyorum Londra'ya. Belki bu sefer hamile olarak. Yemin ediyorum, yulaf kepeği çarpsın. Her gece dua ettim biliyor musun? Bana bak, eğer çocuğun kız olursa ismini ben koyacağım ona göre. Kızım bir dur, önce hamile kalayım. Ne yapayım ya? O kaynanam olacak Fikriye Mendebur yüzünden kendi kızıma isim koyamadım. Ay yine başladın kaynananı anlatmaya. Esra selam söylüyor ha, gelinlik provasında. Ay Esra delirmiştir artık. Yok henüz kimseye saldırmadı, ben de hayret ediyorum. Neyse hadi kapatıyorum şu an, önce görüşürüz. Tamam tamam hayatım. İyi yolculuklar, hoşça kal. Mersin. Pardon sizin mi? Evet benim de tabii. Tamam canım kızmayın. Ben de istemiştim de. Tamam sizinkini de hemen getiriyorum beyefendi. Sağ olun. Pardon. Buyurun isterseniz. Yalnız demin bir hanımefendi vardı. Suyu verdiğinizi görmese kızabilir belki. Aslında iyi kadındır da bazen öyle çıkışları olur. Kusuruna bakmayın. Yok önemli değil. Buyurun siz için. Acelesi yok. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ablacığım ya? Affedersin. Ya Allah Allah, 2 saat giyeceğim şey için 2 haftadır heykel gibi dikiliyorum burada. Ayıp denen bir şey var of. Ay buna da süslen demeyeceksin. Küçükken de erkek gibiydi. Al bak. Hiç kız çocuğu der misin buna? Hakikaten ha. Ama bu size hiç benzemiyor. Kibarlık yapmana gerek yok. Alışkınım ben. Mahallede Çiko Dilek derlerdi bana. Bak bu da ablam. Demin konuştuğum. Bu yanındaki kız bana hiç yabancı gelmedi. Gelmez tabii. O şimdilerde çok ünlü. Bil bakalım kim? Bir tahmin et. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Bu şey... Bu Seray Söyler. Ablamla çok yakın arkadaşlardı. Aa, çok severdim onu. Hayranıydım. Sonra koptuk tabii. Bak yaptırmadım diyor ama burnu falan... Kemerli burun. Ben bunu her gün görüyorum. Nasıl? Bizim aşağıda bir arazi var. Oraya mahalle yapmışlar. Her gün onun dizisi çekiliyor. Karatullar. Aa tesadüfe bak sen. Ay. Ay aşk olsun Esra. Çıkarma şunu ulu orta. Ne ya? Ay ben silahlardan çok korkarım. Korkmayın canım. Polis o. Siz işiniz bitince bize haber verirsiniz tamam mı? Olur olur. Bana bak. Düğünden bir gün önce operasyon mu olurmuş hiç? Ya düşüp bir yerin kanarsa falan? Ah safım benim, saf yavrum. Operasyon ters giderse duamı tabutuma bağlarsınız. Ne düşmesi? Ya ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ay Allah korusun yarabbim, tövbe de. Tövbe. Aa, Seray'ın seti değil mi şu? Hadi kızım ya. Hadi bin bırakayım seni de. Daha düğünü konuşacağız hadi. Yok ya sen git. Ben biraz bakınacağım. Ya sürpriz olsun. Ne sürprizi? Ne bileyim. Belki sürpriz misafirler gelir. Düğünün birden sosyete düğününe dönüşüverir. Cemiyet dergilerine falan çıkar. Dilek ne diyorsun ya? Ben sürpriz müpriz istemiyorum. Bana bak babamı aramadın değil mi? Osman amcayı da ayıp ediyorsun ama. Adamcağız kızının mürüvvetini görmesin mi? Görmesin. Görmesin. Çok ciddiyim Dilek. Ama niye? Kuaförde görüşürüz. Görüşürüz. Dikkatli. Yanıyor araba. Selametle.
İnsanın gözü korkuyor İstanbul'dan. Nasıl yaşanır ki orada? Londra'da mı yaşıyorsunuz? Evet ama bugünden sonra değişebilir. Bir iş görüşmem var da. Hayırlı olsun. İstanbul'da çok dert etmeyin. Bir düzen oturtulunca o kadar da kötü sayılmaz. Vallahi göreceğiz bakalım. Herkes sizin gibi nazik ve güzelse sevebilirim tabii. Cenk ben. Mine. Pardon. Kız kardeşim en yakın arkadaşına zorla düğün yapıyor da. Birazdan kalkıyoruz, telefonu kapatabilirsek. Tabii. Bakın, gelin olan tam erkek Fatma. Hiç gelemez böyle şeylere. Benim de iki tane kız kardeşim var. Sizi çok iyi anlıyorum. Onlardan mı kaçıyorsunuz yoksa İstanbul'a? Ya ben İstanbul'u çok iyi bilmiyorum. Mahsur yoksa indiğimizde size bir yemek ısmarlasam mı ya da bir kahve en azından. Hem hiç kimseyi tanımıyorum. Belki ilk arkadaşım siz olursunuz ha. Sağ olun ama... Ha. Yüzü görmemiştim. Merhaba Kemal. Kestik. Bu sahne biter arkadaşlar. Seray abla. Dur, biraz uzak tut, uzak tut öyle çok yakından olmuyor. Evet, çok güzel oldu. Tamam, tamam. Olmadı, bir tane daha, Tamam, hemen, tamam bir tane daha. Ay çok teşekkür ederim. Abla. Bir tutturmuşlar, abla diye. Gelsene. Hala şu kalabalığa bir çare bulamadınız. Dağıtır şunları. Seray abla bu mahalleli böyle... Ben sana neden diye soruyor muyum? Yapacağın şeyi söylüyorum. Ayrıca abla yok. Seray Hanım. Peki Seray. Yeni bölüm geldi mi? Az önce sordum, gelmemiş. Ama sanırsın başyapıt hazırlıyorlar. Bir türlü yetiştiremediler. Sana söylüyorum bu benim son dizi setim olacak. Bir kenara yaz. Aykut muydu senin adın? Aykut ayrılalı çok oldu Seray Hanım. Üstü mü? Üstü ne zaman geliyor bu senaryo üstü? Bilemiyorum henüz. Sen reji asistanı değil misin? Ne demek bilemiyorum? Ben time code asistanıyım Seray Hanım. Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirsin? İşini yapabilirsin mesela. Yapamıyorsa git yerine yapabilen biri gelsin o zaman. Hiç surat asma öyle. Evet o 4 seneyi benim kapistemi çekmek için okudun. Hep kan şekerim düştü. Ay. İşte asistan dediğim böyle oldu. Şu sette seni göstere göstere anlatmak lazım işini iyi yapmak nedir diye. Vallahi tom karıncam benim. Herhalde teşekkür ederim. Gözlüklerimi açsana Deniz. Seray Hanım'ı görecektim de şuradan geçebilir miyim? Buradaki herkes onu görmek istiyor ablacığım. Yalnız ben arkadaşıyım. Ben de arkadaşıyım Seray'ım. Bakın. Benim çocukluk arkadaşım o. Hangisi Seray? İşte şu mavi gömlekli olan. Hiç benzemiyor. Nasıl benzemiyor ya? Tamam biraz değişmiş olabilir. Burnunu falan yaptırdı. Memelerle yapma onu. Amca sen bir gider misin? Niye gidiyormuşum? Ablacığım, oysa bile ben nereden bileceğim sizin arkadaş olduğunuzu? Alamam sete, çekim var. Seray! 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 Seray!
üzme kendini, sen ilk değilsin. Giremezmişim. Görürüz bakalım girer miyim, giremez miyim? Geçelim ben buradan. Geçelim tabii ya. Yok. Anam! Ay sıkıştı. Aferin Dilek sana, aferin. İyi günler. İyi günler. İyi misiniz? İyiyim sağ ol siz. Anlamak için soruyorum, yanlış anlamayın. Oraya sıkışmış olabilir misiniz? Yok. İyi, o zaman yardıma da ihtiyacınız yoktur herhalde. Yok, teşekkürler. İyi. Ben geçerim sandım. Ben size yardımcı olayım yalnız. Utanıyorum. Utanmayın canım. Herkesin başına gelebilir. Ya ben arkadaşımı görmeye gelmiştim. Güvenlik bırakmadı. Arkadaşınız kim? Seray Söyler. Seray Söyler. Buyurun, ben size yardımcı olayım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Seray Hanım karavanda. Teşekkürler. Rica ederim. Kimsin be? Ne içeri giriyorsun öyle dangul dungul? Benim Dilek. Mahalleden arkadaşın. Hangi Dilek? Mine'nin kız kardeşi. Ya kan kardeşin Mine yok mu? Çiko Dilek. Yani evet, bir zamanlar öyle söylenirdi ama şimdi kimse Çiko demiyor tabii. Ama hatırladım bak. Hatırladım, hatırladım. Kız ne zormuş sana ulaşmak var ya, nerelerden geçtin bir bilsen. Güvenlik almıyordu biliyor musun beni içeri? Oo, neler oldu. Mine ne yapıyor? Mine ne yapsın? Doktor oldu biliyorsun. Kocası da doktor. Çok başarılı bir kadın doğum uzmanı oldu. Ama kendine faydası var mı? Yok tabii. Çocuğu olmuyor biliyor musun? Yurt dışına falan gidiyor tedavi için. Gerçi kimse söylemiyor da sen yabancı değilsin. Aa dur. Dur bak. Bak bu Esra'nın davetiyesi. Esra? Ya erkek Fatma. Aa, yarın düğünü var. Ay gelsen ne güzel olur ha. Hem Mine ile hasret falan da gidermiş olursunuz. Mine ile de ne hasret gideriz ya. Hiç sanmam. Aa, neden ki? O beni görmek istemez ki. Gel. Seray Hanım, senaryonuz geldi. Hele şükür, hele şükür. Tamam. Neyse Dilekciğim, birazdan herhalde beni sete alırlar. Ben seni gördüğüme çok sevindim. Ay tabii, tabii, tabii. Seni de Mine gibi ablam sayardım Seray. Gelsen iyi olurdu. Neyse, görüştüğümüze çok sevindim. Canım, ben de Dilek. Canım, sen Seray Hanım'ın... Asistanıyım. Tamam, al bunu. Belki fikrini değiştirir falan. Kızlar hangisi oldu? Şimdi çeteyi çökertmek için iyi bir fırsat yakaladık çocuklar. Kusura bakmayın canım, geç kaldım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Geç bakalım Esra. Neredesin kızım? Esra komiserim, evlilik hazırlıklarında müdürüm toplantıyı ne yapsın? İlk defa geç kaldım Murat komiserim, o da 5 dakika. Kuyu kazmayalım isterseniz. Ama şaka yaptım. Yapma. Tamam, uzatmayalım. Nerede kalmıştım? Akıllı olalım ve elimizden kaçırmayalım. Hayalet denen kaçakçının kim olduğunu artık biliyoruz.
Esra sayesinde tabii. Sağ olun komiserim. Ya ben derim ki çok vakit kaybetmeden adamla bağlantıya geçip suçüstü yapalım. Eğer her şey yolunda giderse bence bütün karteli çökertiriz. Sıkıntı yok. Yavaş. Bir şey mi dediniz Murat komiserim? Ha Ferdi Yanaş dedim. Bu arada tebrik ederim adamın kim olduğunu bulmuşsunuz. Fakat böyle kartel çökertmeler falan filan hedeflerimizi biraz daha gerçekçi tutarsak sevinirim. Öyle mi? Sizin için hayatı bulmak da gerçekçi bir hedef değildi. Nasıl olacak? Başlamayın yine. Murat, adamla bağlantı kurma işi sende. Tabii müdürüm. Müdürüm. İzin verirseniz görevi ben almak isterim. Adamı ben buldum malum. Yalnız balayından operasyon yönetmek sizi biraz zorlayabilir. Operasyondan sonra izin kullanacağım Murat komiserim. Eniştem kızmasın. Bana bak. Esra komiserim, ısrar etme. Dediğim şekilde organize olun. Bu işi bitirelim bir an önce, tamam mı? Seninle daha işim bitmedi benim. Ha Esra komiserim. Allah mesul etsin. Gülmeyin siz de. Çanak tutuyorsunuz. Ben göstereceğim sana Mesul. Mesul diyeceğim size. Müdürüm niye böyle yapıyorsunuz? Ben bu adamı yakalamak için haftalardır uğraşıyorum. Girip çıkmadığım delik, karışmadığım tehlike kalmadı. Yapmayın. Sakin olur musun Esra? Geç otur şöyle. Olamıyorum müdürüm sakin. Murat komiser buraya geleli daha 2 ay oldu. Ben bu adamın peşine daha o gelmeden düştüm. Görev benim hakkım. Kadın olduğum için mi böyle yapıyorsunuz? Dürüst olun. Bravo, bizi ayrımcılıkla da suçladın ya. Kızım senin yarın düğünün yok mu? Var, olsun. Bak ben seni en baştan vermeyecektim bu göreve. Sen üzerine düşeni fazlasıyla yaptın. Aferin. Şimdi git al iznini, yap düğününü, sonra dönersin. Ben bu işleri hallettim diyorum müdürüm. Niye anlamıyorsunuz? Bırakın görevimi yapayım. Yeter. Bak sana bir şey olursa ben bunun hesabını veremem Esra. Ya müdürüm ne hesabı? Görev bu. Babam mı? Babam aradı sizi değil mi? Hani aramıyordun? Baban hepimizin abisi. Üstelik emniyetin efsanelerinden. Ben şimdi ona nasıl diyeyim abi beni aramayın diye? Tamam ben anladım. Bu yaptığına inanamıyorum ama. Gerçekten inanamıyorum. Esra kızım. Tamam müdürüm. Erdoğan abi bana çay borcum var. O. Esra komiserim. Müdür müsait mi? Operasyonun detaylarını kendisine arz edecektim de. Yapma ya. Daha 2 ay oldu geleli. Nasıl yalakalık yaptıysan artık adama. Bana bak sana bir şey söyleyeyim mi? O görevi geçici aldın. Senden onu geri alacağım onu bil. Acele etmeyin. Önce bir evlenin, çoluk çocuğa karışın. Onlar askerden gelene kadar biz erkekler bu işi sürdürürüz. Çıkmadım. Kızını bekledim bu saate kadar. Babam beni havuza bırakacakmış anne. Tamam annem. Ya Engin be. Beni de düğün mekanına bıraksana. Son bir kez bakayım bir aksilik çıkmasın. Vallahi bırakamam. Zaten geç kaldım. Artı orası bana çok ders. Sen kendin git. Tamam. İyi o zaman. Dur elleme. Buruşacak üstüm. Pardon. Anneciğim sen de geç kalma tamam mı? Kalmam. Babam beni alacakmış. Aşkım benim. Oh annesinin kuzusu. Hadi, hadi dikkatli. Seray Hanım. Seray Hanım ne oluyor? Elimden gelen yapabileceğim bir şey var mı? Ne bu rezalet? Kestik. Bu yüzden mi gecikti bu senaryo? Kızım çıkıyor ha? Hem de 25 yaşında. Bana hemen cevap ver. Haberin var mıydı bundan? Seraycığım inan gerçekten haberim yoktu. Yapımcıyla senaristler karar vermiş. Benim 25 yaşında kızım nasıl olabilir? Kendime 30 gösteriyorum. Tamam haklısın olamaz. Ama burası konuşmak için çok uygun bir yer değil. Dilersen daha sakin bir yere. Kim? Kim oynuyor bu kadını kim? Geçelim ben anlatacağım. Olamaz. Ah, ah.
Gülendam canım. Ne işin var burada? Seraycığım ne güzel seni görmek canım benim. Arkadaşlar Seray Hanım'la beraber verelim istedik haberi. Karadullar dizisine ben de dahil oldum. Üstelik Seray Söyler'in yıllar sonra çıkıp gelen kızı rolündeyim. Canım anneciğim. Kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çadır bitmiş, çok güzel olmuş. Bir tek ampuller asılacak. Ama şamdanları da göremiyorum. Küçük bir pürüz var ama halledeceğim, merak etmeyin. Tamam, size güveniyorum. Ben birazcık bakınıyorum o zaman. Tabii, keyfinize bakın. Tamam. Ay şu ampulleri de taksalardı ya, nasıl görünecek bir görseydik. Kimse de yok ki. Başhekimim. Doktor hanım. Çok acil bir mesele için 5 dakikanızı alabilir miyim? Maalesef hiç vaktim yok. Bence bunu duymak istersiniz. Hı. Karınızın testlerinde hormon seviyeleri çok iyi çıktı. Cidden mi? Evet. Bu zaman kadarki ilaçlar, bitmek bilmeyen tedaviler sonunda bir işe yaradı. Hamile kalabilirim. Çok güzel bir haber. Artık vaktimizin tamamını buna ayırabiliriz. Evet aşkım ama haberin ilk kısmı bu değildi. Burası olabilir mi acaba? Hep sabırlı ol. Neler yaptım ben yokken? Hiç hep aynı işler işte. Yeni bir doktor gelecekti acine. Onu bekliyordum, sen geldin. Üzülmüş gibisin. Kadın mıydı yoksa? Yani aslında ben burada tabii erkek doktor çalıştırmak istemiyorum ama... yönetim kurulu diye bir şey var. Ya tabii. Hemen görüşmemiz lazım. Ne oldu, kötü haber mi? Yok. Bankalar işte biliyorsun, rahat bırakmıyorlar. Beni özledin mi? Evet. Hanımefendi. 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 Hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? Neredeyim ben? Merdivenden düştünüz. İyi misiniz? Hayır, bir saniye, bir saniye. Kıpırdamayın. Acele etmeyin, yavaş. Hanımefendi, yavaş. Bileyim, bileyim. Bileyiniz mi? Tamam. Tamam, yavaş. Acele etmeyin lütfen. Böyle ani hareket etmeyin. Burası mı? Evet. Uzatın ayağınızı. Ay. Tamam, büyük ihtimalle bileğinizi burktunuz. Önemli bir şey değil. Doktor musunuz? Hayır değilim, antrenörüm. Bizim sporcularda çok sık olur böyle rahatsızlıklar, sakatlıklar. Merak etmeyin, deneyimliyim. Yalnız bir şey rica edeceğim. Eve gidince üzerine buz koyun. Ara ara da bütün gün devam edin. Hatta varsa burada isteyelim. Yoksa çok kötü şişer. Tamam, daha iyiyim. Teşekkür ederim. Emin misiniz? Ya siz başınızda çok kötü vurdunuz. Bir doktora mı gitsek? Ya ben sizi tanıyor gibiyim. Hiç yabancı gelmediniz de. Sanmıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı, Esra'nın. Ama yanlış yere geldim galiba. Ha yok, düğün doğru da gün yanlış. Düğün yarın. Yarın mı? Hı. Pardon. Nasıl ya? Tarık sönmez mi? Allah Allah. Hakikaten yarınmış. Ya ben ne dalgın adam oldum ya. Ben niye bugün diye gördüm ki bunu? İşte geldiniz, gördünüz. Böyle bir düğün olacak işte. Yarın gelmenize gerek yok. Niye gelmeyeyim canım? Gelirim. Gelme işte, gelme. Allah Allah. Hanımefendim, pardon. Siz başınızı gerçekten çok sert vurdunuz. İyi misiniz? Hoşt! Dokunma bana. Senden yardım isteyen oldu mu? Münasebetsiz. Gizli kal. Başını çok sert vurmuşsun.
kozmetik suçlu olduk. Manyak mı ne? Gerizekalı. Hala söyleniyor yani. Buyurun. Ay yok, düğün yarınmış. Ben bugün zannedip erken gelmişim. Öyle mi? Bir şey soracağım. Burada bir arkadaşınız vardı. Az önce ampul takarken merdivenden düştü. Kim? Bilmiyorum, böyle toplu bir hanım. Yalnız çok sert düştü, kafasını da vurdu. Konuşurken biraz saçmaladı. Burada mı çalışıyor? Ay hayır, Dilek Hanım o. Gelinin arkadaşı. Nerede şimdi? Gitti. Hay Allah. Ciddi bir şey yoktur umarım. Ben bir telefon edeyim. Teşekkürler. Pardon, affedersiniz. Dilek Hanım mı dediniz? Evet. Çiko Dilek. Ne o kız? Anlayalım. Yok bir şey yok. Kaldığın ele fikir bittik. O endam eda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar. Bak bak geliyor çok pis dalga için. Direkt direkt. Gibi sürtünüp yerde komşunun kızı kaldı. Saat dörtte köklere tarıklı. Tersim kader satıp sattım malı mülkü. Yüzüsü saklısı kalmadı. Topumuz niyette. Sen bizim mahalleye geldin geleli. Canım bizden akıl kaldı nereye fikir bitti. O endam eda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Yeah, yeah, yeah. Kıtır kıtır. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Oha bir tane daha. Bu zilliler yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Hey seni yerler yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lan boru değil, 12 taneydi. Hepimiz kaybettik ya. Kerim Hanım, babam evde mi? Evde. Esra, kızım hoş geldin. Yine Efkan müdürü aramışsın. Baba kaç defa söyleyeceğim benim işlerime karışma diye. Ne bu şimdi? Hesap sormaya mı geldin? Baba benim hayatıma, işlerime karışma. Senin müdürün benim çömezim. Arada açıp muhabbet ediyoruz. Ben ne müdahale edeceğim hayatına senin? Ediyorsun baba. Üstelik bunu bir de kendine hak görüyorsun. Esracığım, kırmayın birbirinizi. Sakin olun. Keriman Hanım, siz bu konuya hiç karışmayın çünkü sizi hiç ilgilendirmiyor. Yeter. Terbiyesizleşme. Evime gelip benimle karımla azarlar gibi konuşamazsın. Sen de benim hayatıma karışamazsın. Karışamazsın ya. Abime yaptın mı aynısını? Adam gitti şube müdürü oldu, emniyet müdürü oldu. Ona gelince aslan oğlum, canım oğlum. Bana gelince tenkit, eleştiri, müdahale. Yeter ya. Ben koskocaman kadınım. Polis oldum baba. Anla artık. Ben de sandım ki el öpecek. Geç oldu. Özür dilerim deyip düğününe çağıracak. Ama nerede? Hanımefendi fırça atmaya gelmiş. Sen yeteri kadar düğüne de katıldın. Yeteri kadar da düğün yaptın kendine. Benim düğünümde sana yer yok. Defol! Terbiyesiz. Laflara bak ya, laflara. Geldiğim kabahat zaten. Utanmaz ahlaksız. Bana
Bana bir sebep söyler misin Yalçın? Bir yapımcı, böyle yeteneksiz, böyle adi bir... Bana bunu da söylettin. Neden işe alır ha? Sen iyi giden bir işi batırmak mı istiyorsun? Ben seninle aynı fikirde değilim Seraycığım. Bu kız ilk filminde 3 milyon seyirci çekti sinemaya. Ama ne çekecek o? Yanındaki sarışın oğlan olmasa kim gider onun filmine? Ayrıca bu paçoz benimle magazin programları üzerinden atışıp reklam yapıyor. Bu kadar kötü niyetli olma. Artık genç yetenekler sizlerin yerini alacak yavaş yavaş. Ha, o anca filmlerdeki köpeklerin yerini alır. Hem sen bu kadını benim kızım yapıyorsun. Ayol yan yana dursa kim kimin annesi o belli değil. Yani Seraycığım tamam güzelliğine söyleyecek sözüm yok. Ama artık birazcık kendimizi bilelim değil mi hayatım? Öyle mi Yalçın? Bana bunu da söyledin yani ha? İyi. Tamam. Ben ayrılıyorum o zaman. Bak bu iş restleşmeye gidecekse eğer... Yok yok benim restleştiğim falan yok. Ben bu şekilde devam edemem kusura bakma. Sen bilirsin. Alo? Allah kahretsin! Hanım aman. Lütfen sakin olun. Tamam. Tamam. Seray. Aşkım. Macit. Macit neler oldu bir bilsen. Sakin. Her şeyi biliyorum. Biliyor musun? Beni oyuna getirdiler. Bana hakaret ettiler. Macit. Tamam tamam. Otur. Sakin. Kimse benim sevgilime hakaret edemez. Beşi, altısı, yedisi. Bebek için en uygun günler. Metin. Ama sen beni dinlemiyorsun hayatım. Ne oldu, ne düşünüyorsun? Affedersin. Facilli bir hasta var da kafam orada kaldı. Diyorum ki Londra'ya tekrardan gitmişken boş boşuna gitmiş olmayayım. Yani bu tarihler hamile kalmam için en uygun günler. Yani iyi değerlendirirsek. Ama sonra dedim ki madem sen beni dinlemiyorsun dedim. Niye bana boş boşuna anlattırıyorsun dedim. Oo. Ya affedersin. Gerçekten kafam tamamen hastada. Şuna bir gidip bakayım ben. Tamam. Sorun değil git sen. Artık yarın öbür gün. Yarından itibaren bütün dikkatim senin üstünde. Yani olsa iyi olacak. Yoksa üzerine atlamak zorunda kalacağım haberin olsun. Hı, ne tatlı konuşuyorsun. Sen de işine gelin ne güzel duyuyorsun öyle. Hadi görüşürüz. Geldin hayatım. Aa Merve nerede? E çocuğu da getir dedim ya. Babaannesine bıraktım. Hafta sonu orada kalacak. Aa sen baş başa kalmak mı istedin? Harikasın biliyorsun değil mi? Bak şöyle yapalım. Sen otur. Ben yemeği getireyim. Bir de şarap açarız. Olur mu? Hadilik. Bana bak. Yarın Esra'nın düğünü var biliyorsun değil mi? Vallahi çok ayıp olur gelmezsen. Ben Esra'nın düğününe falan gelmeyeceğim. Yemeğe de kalmayacağım. Çocuğu da babaannesine bıraktım ki burada rahat rahat oturup konuşalım diye. Konuşalım diye mi? Bir şey mi oldu? Yani aslında bir şey var. Yani yok da benim sana söylemem gerek. Anladım ben. Haklısın. Son zamanlarda biraz uzaklaştık birbirimizden. Merve'nin okulu, Esra'nın düğünü, senin işlerin. Benim yemek konusunda endazeyi biraz fazla kaçırmam. Ya biliyorum ama söz veriyorum sana bak söz veriyorum. Bu ya akşamdan Dilek... itibaren o mesafenin hepsini telafi Dilek... edeceğim. Çok güzel olacak her şey. Ya Dilek bırak. Bak Dilek ben boşanmak istiyorum. Ne? Bunu sana açıklamanın başka bir yolu yoktu. Böyle ani oldu ama. Ama Engin. Ben bir problemimiz olduğunu bile bilmiyordum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya bunu sana uzun zamandır söylemeye çalışıyorum ama yani. Ben bir şey yaptım değil mi? Kesin bir suç işledim ben bir şey yaptım. Sen bu hale gelmezsin çünkü ben biliyorum. Ya yok. Annen hastalandığında bakamadım ona senin başına kaldı değil mi? Ondan oldu bütün bunlar. Alakası yok.
Kilolarım mı problem? Ya biliyorsun ben hiçbir zaman o kadar zayıf bir kadın olmadım. Lütfen. Alakası yok. Ev işlerini de aksatıyorum zaten. Doğru düzgün bakamıyorum ki eve. Ya ama ne yapayım, düğün meselesi derken her şey benim üzerime kaldı. Ben ya normalde böyle pis bir insan değilim biliyorsun ben. Artık seni sevmiyorum. Ya kiloyla, ev işleriyle, annemle falan alakası yok bunların. Bak, Merve'yi senden ayıracak falan değilim, tamam mı? Merve seninle kalabilir. Avukat da başvuruda bulundu. Zorluk çıkartmazsan sevinirim. Dostça bitirelim bu işi. Olanlar için üzgünüm. Hoşçakal. Macit. Ben acaba diyorum şu bak dudaklarımın şöyle şuralarını, şu kısımlarına dolgu falan mı yaptırsam ben? Ve bak biraz şöyle şuralarım çökük duruyor değil mi? Kendimizle ilgilenmeye başladığımıza göre depresyon durumu geçti demektir. Ay dalga geçme ne olur bak çok ciddi soruyorum. Hiçbir şey yaptırmana gerek yok. Sen ben üzülmeyeyim diye şimdi böyle söylüyorsun. Yaşım oldu neredeyse 40 yani neredeyse. Yalçın belki de haklı. Artık yerimi genç oyunculara bırakma zamanı geldi. Seray, sen gördüğüm en güzel kırklık olacaksın. Ya şu Blendam'ı falan da unut Allah aşkına. Kendi işimize bakalım. Bak bugün film yapmak isteyen iki genç çocuk geldi. Şunların senaryosunu bir oku. Beğenirsen hemen başlarız. Ha? Doğru söylüyorsun, evet. Ben artık biraz kendi işlerimle ilgilensem ya. Sen gönder bana o senaryoları. Heh, şöyle. Alo. Gülendam rolü nasıl kaptı biliyorum. Dinliyorum. Sultanahmet'te Kiraz Sokak'taki otelin önündeyim. Gülendam içeri kiminle girdi inanamayacaksın Seray Hanım. Sen orada bekle ben hemen geleceğim. Hayırdır nereye? Hani senaryo okuyacaktın? Ya benim spor salonundan Bengi diye bir arkadaşım var ya, onunla buluşacaktık. Ben unutmuşum, kız ağaç olmuş beni bekliyor. Peki git o zaman. Bak Gülendam'ı falan unut, tamam mı? Aa, çok da unuttum ben onu. Dilek, o nasıl telefon açış kızı öyle? Abla! Dilek, ne oldu, neyin var? Merve'ye mi bir şey oldu? Engin gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Bir şey mi geldi başına? Evden gitti abla. Tamam, tamam ablacığım. Dur, sakin ol. Kapat telefonu, hemen geliyorum ben. Yapımcı Gülendam konusunda neden bu kadar ısrar ediyor diye işkillendim. O yüzden ben bu işin peşine takılayım dedim. Neyse adamın aklını başından almış. Yılan onu feleğin çemberinde döndüre döndüre boğacak. Aynen. Bir de bakar mısınız nasıl adamın koluna girmiş sarmaş dolaş içeri giriyorlar. Ne kadar zamandır içerideler? 2 saate yaklaştı. Onu maşallah adamın iliğini kemiğini kuruttu desene. Ay güldürmeyin Seray Hanım. Ama kim oldukları belli olmuyor. Aslında Yalçın Bey'in karısı görse bunları. İnsanlara bu şekilde şantaj yapamayız Deniz. Affedersiniz. Yüzleri görünmüyor çünkü bize daha net fotoğraflar lazım. Evet, evet tabii. Ben o yüzden işte buradayım zaten. O zaman... Onlar çıkar çıkmaz yenilerini çekeceğiz. Güzel. İlişkiyi ortaya çıkardık mı biter Gülendam. Yuvayı kan kadını kimse sevmez. Aferin kız sana. Zehir gibisin valla. Bu ay sana çift maaş. Hatırlat. Ya ben para için değil, işimi sizin için yapıyorum Seray Hanım. Çıktılar, çıktılar, çıktılar. Çabuk, çabuk, çabuk. Fotoğraf, 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 fotoğraf. Çok uzaklar. Ya ver şunu ver. Nereye Seray Hanım?
yaklaşacağım. E görürler sizi. Gülümse güle namşını. Dilekciğim bir sakin ol. Ya, hiçbir şey anlamadım ben. Nasıl terk etti? İşte seni sevmiyorum artık dedi bana. Allah Allah. Durup dururken. Tamam bir tanem. Ben şimdi sana su getireyim. Şu olayı bana en başından anlat. Abla. Orada cipsle dondurma da var. Onları da getirir misin? Belki iyi gelir. Bekle iyi gelir. Ay Dilek, yemişsin zaten yiyeceğini. Bak benim başıma bu depresyon içlerini çıkarma. Yaşın ilerledi. Önüne geçemeyiz sonra. Doktor gibi konuştun. Neden acaba? Alo hayatım, neredesin? Hastanedeyim. Engin'le tartışmışlar biraz. Evi terk etmiş. Dilek bayağı kötü. Ya öyle mi? Bu gece burada kalabilirim. Ona haber vereyim dedim. Tamam, sorun değil. Bu arada Aslan ne oldu? İyi mi? İyi. Neyse görüşürüz sonra. Hoşça kal. Korktum gerizekalı. Aşkım ne yapıyorsun sen, gelmeyecektin. Asıl senin ne işin var evde? Senin erkek erkeğe bekarlığa vedan yok muydu, ne iş? Gitmedim kızım ya. Uğraşamam böyle saçmalıklarla, bilmiyor musun beni? Vallahi tam evlenecek adamsın minnoşum benim. Gel çıkıyordum ben. Nereye çıkıyorsun? Yemeğe. Yok oğlum gelemem ben. Yarın düğün var. Evi tuttuk, gerisini boşladık. Koliler var içeride, onları yerleştireceğim. Kızım. Ha. Ya buraya gel gel gel. Yatağı yerleştirdik, yeter o bize. Yapma öyle şeyler. Yok. Gelemem oğlum. Evi yerleştireceğim. Bebeğim kaç gündür görüşmüyoruz zaten. Bak özledim seni. Birlikte en azından bir yemek yiyelim ha. Köşede bir pideci var. Yıkılıyor lezzetten. Kuşbaşı kaşar. İyi tamam hadi yürü. Gerizekalı. Ayakkabını giy. Kuşbaşı kaşar diye. Giyemiyorum. Kuşbaşı kaşarlı kızım. Başlıyor ama bilmem ne yapsam. Bağırsam çağırsam yetmiyor. Keşke yeniden doğsam. İyiyim ben, sadece biraz safım galiba. Bile bile düştüm hayatın eline sonunda. Evliyim ve çok öfkeliyim. Kalbim kırık, her şeyi silerim. İyi ki dostlarım var yanı başımda. Üzgünüm aslında bilirim. Yine her şeyi kalbime gömerim. Dimdik ayaktayım yine sonuçta. Sesini duyunca biri beni işletiyor sandım. Ama sonra düşündüm ki o kulak tırmalayan ses başkasının olamaz. Sen bir de beni şarkı söylerken göreceksin. Herhalde rolüm için şans falan dileyeceksin. Aslında yemeğin sonunda bunu senden bekliyorum. Çok olsun. Ama aç değilim, sağ ol. Kalçalarım seninki kadar olsa ben de endişe ederdim. Ay sete çıkana kadar dikkat ediyorum diyelim. Aferin sana. Senin geçtiğin yollardan geçtiğim için seni çok iyi anlıyorum. Siz 15 yıl öncesine kadar diyet falan yapıyor muydunuz yani? Hayret, annen hiç bahsetmedi vallahi. Ay.
Ay aynı benim kafadasın biliyor musun? Çok iyi arkadaş olabilirim. Sağ ol Seray ablacığım. Yeterince arkadaşım var. Ay artık konuya gelirsek malum kariyerimin zirvesindeyim. Peki. Küçük bir şey istemek için çağırdım seni. Estetik cerrahını falan değiştirmek istiyorsan ben yardımcı olamam. Malum vücuduma hiç bıçak falan değmedi. Aha öyle mi? Demek kendi kendine değişen bir burnum var ne güzel. Ama konu bu değil. Konu gazeteciler. Hangi gazeteciler acaba? Az sonra burada olacak olan gazeteciler. Hepsini ben çağırdım. Onlara dizide oynamayacağını, sadece dikkat çekmek için seti ziyaret ettiğini söylemeni istiyorum. Ay kız sen artık sabahtan mı içmeye başladın ya? Ay niye yapayım ben böyle bir şey anlayamadım. İstersen şunlara bir bak. Belki anlamana yardımcı olur. İnsan bazen ikileme düşüyor değil mi? Şunu mu giysem bunu mu? Sarışın adamı mı sevsem esmer adamı mı? Seray'ın istediklerini mi söylesem yoksa fotoğrafları basına göstermesini mi seyretsem? Ama hakkını teslim etmek lazım. Adam hem yakışıklı hem zengin. Tek kusuru var. Mutlu bir aile babası. Ama sen de haklısın. Piyasada adam mı var be? Yapamazsın. Yapmam. Benim istediklerimi söyledikten sonra niye yapayım? Yapar mıyım hiç? Ah işte bak geldiler. Bence bir an evvel kararını ver. Magazin basının en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Asla geç kalmıyorlar. Araya bir şey de mi demedi? Yok Esra Hanım. Nerede bu kız ya? Açmayacak mısın telefonu? Alo. Alo Dilek. Esracığım benim Mine. Doktor nerede bu kız ya? Paketlediler beni bekliyorum. Burada da şu an telefona bakacak durumda değil. Ne oldu hasta mı? Bir saniye canım. Alo. Allah Allah. Ya Dilek kız seni kuaförde bekliyormuş. Gitmeyecek misin? Esra anlar beni. Çok kötüyüm. Alo. Esracığım ben evden çıkayım arayacağım seni tamam mı? Ne oluyor kızım söylesene. Tamam canım arayacağım ben seni. Hem gelinlik giydir hem burada dik beni. Alacağım olsun Dilek. Anlayacağınız arkadaşlar rol hiç benim olmadı. Bu kez şakanın dozunu biraz fazla kaçırdım galiba. Bazıları fazla ciddiye aldı. Seray Hanım'la aranız nasıl peki? Nasıl olabilir ki bebeğim? Biz Gül'le çok uzun zamandır çok iyi arkadaşız. Yaptığın şakaya bozulmadınız yani. Ay ne münasebet. Asıl benim ona yaptığım şakaları bir duysanız. Neyse ki ikimiz de çok güçlü bir mizah anlayışına sahibiz. Tamam mı arkadaşlar? Bu yanlış anlaşılmayı düzeltme olanak sağladığınız için çok teşekkür ederiz. O zaman sizi sarılıp vedalaşırken bir çekelim. Görüşürüz hayatım. Ne diyeceksin? Canım inşallah, inşallah. Deniz görmen lazım da yüzü var ya yemyeşil oldu yemyeşil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yemin ederim. Ay, tahmin ediyorum. Hadi Gülen'in damı şerefine içelim o zaman. Ay keyfim bir yerine geldi ki sorma. Dile benden dile. Ne dilersen dile. Bilmem ki. Hiçbir şey istemiyorum. Cip marş o zaten tamam. Seni tatile göndereyim yurt dışına. Ha? Barcelona mesela. Vallahi gerek yok Seray Hanım. Ben halimden memnunum. Vallahi senin gibi asistan zor bulunur ha. İşini seviyorsun, çalışkansın, bana katlanıyorsun. Estağfurullah. Yani neredeyse 24 saat çalışıyorsun. Senin kendine ait bir hayatın yok mu ailen falan? Yok. Onlar İzmir'de. Sen bir işler çeviriyorsun. Ha? Gülendam diziyi bırakmış. Ne yaptın söyle bakayım. İşte bunlar hep karma. Karma. Nasıl oluyormuş o? Karma. Hayatım şimdi evrene olumlu mesaj gönderiyorsun. O da sana çok güzel bir şekilde geri dönüyor hayatım. Allah Allah.
Hiç senin tarzın değil ama. Neyse gidiyoruz değil mi? Nereye? Ya konuştuk ya öğleden sonra film dağıtımcılarıyla buluşacağım diye. Ben de gelirim dedin. Hadi ben üstümü değiştireyim sonra çıkarız. Ay Macit. Ben orada çok sıkılıyorum. Hiç benimle ilgili de bir şey konuşmuyorlar. Konu mankeni gibi duruyorum. Ha, sen beni ekiyorsun yani. Ben öyle değil tabii de. Aslında Seray Hanım'ın bugün katılacağı bir düğün vardı. Çocukluk arkadaşınızın düğünü Seray Hanım. Aa tabii düğün. Nereden çıktı bu çocukluk arkadaşı? Hiç bahsetmedin. Şey bu Esra. Benim eski mahalleden. Ay çok ısrar ettiler. Ben de kıramadım. Kusura bakma hayatım. Tamam. Sen git o zaman. Sonra görüşürüz. Tamam hayatım. Hayatım kartım var. Tamam dur giyeceğim tamam. Ne yapıyorsun ya? Allah aşkına Cihan ne yapıyorsun bana bir söyler misin? Biraz görelim ya. Ya sırası mı? Ben bunun içine zor duruyorum zaten. Lütfen yani şaklabanların lüzumu yok. Ben çok rahatım zaten bununla. Ya şu fotoğraflara baktığımızda ileride çocuklarımıza ne diyeceğiz? Anneniz o gün delirdi mi diye. Ya Allah Allah ne diyorsan de şebekleyin bir lüzumu yok. Sen de bir şey söylesene Allah aşkına ya. Yenge biraz sıkıldı galiba abi. Evet kardeşim sıkıldım. Ne zaman bitecek yengecim bu çekim? Birkaç gülümseyen poz verebilirseniz bitecek. Tamam. Hadi aşkım. Tamam. Telefonum çalıyor. Cihan tut. Oha. Cihan bozma benim sinirimi. Aynı oldu Dilek sen ol lütfen. Alo. Alo. Esra'cığım kusura bakma anca arayabildim. Ne oluyor doktor? Nerede bu kız? Hiç sorma durumlar fena. Engin dün gece evi terk etmiş. Ne? Ne diyorsun? Vallahi öyle. Boşanmak istiyormuş. Bizimki de perişan tabii. Ama bana bir şey söylemedi. Kötü müydü ki araları? Yo değildi. Aniden olmuş zaten. O bugün düğüne gelemez. Ben de çıkınca onu... Saçmalamayın yok öyle bir şey. İkiniz de geliyorsunuz düğüne. Esra kız perişan diyorum. Tamam kapat ben onu toparlarım. Kapat telefonu geliyorum ben. Cihan gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun kızım? Çekim daha devam ediyor. Vallahi istersen çocukları büyüdükleri zaman ananız düğünden önce fotoğraf çekimini terk etti. Çünkü zır deliydi ama benim gitmem lazım. Kusura bakma. Sen ciddiysin. Buradan düğüne gideceğiz. Ne yapalım? Allah Allah geleceğim söz verdik bir kere evleneceğiz. Yapacak bir şey yok. Eteğimi topla, eteğimi topla. Ne yapalım abi? Birkaç poz çekeyim mi senin? Çek anasını satayım. Ha, tam aradığım kişi. Anlat bakalım neler oldu? Aa hocam dedikodu peşindesiniz. Ne yapayım? Kaç gündür yoktum. Merak ediyorum. Metin de hiçbir şey anlatmıyor zaten. Pek bir şey yok aslında. Acile yine bir doktor geldi. Oh sonunda. Hayır kaç gündür Metin çağırıyorlar. İyi olmuş. Kim çağırıyor? Benim haberim yok. Nasıl? Eda dün gece buradaydı. Allah Allah ben dün gece nöbetçiydim. Metin hocayla hiç karşılaşmadık demek ki. Hah işte acil doktorumuz. Cenk hocam, Mine hocam, kadın doğum uzmanımız. Yok artık. Hayda. Dünya küçük lafını hiç sevmem ama doğru galiba. Tanışıyorsunuz çok güzel. Pek sayılmaz aslında. Uzun hikaye Nurgül'cüğüm. Görüşmek üzere. Bana doktor olduğunuzu söylemediniz. Vallahi siz de evli olduğunuzu söyleyince ben konuşmaya çekindim açıkçası. Doktor Mine Hanım lütfen danışmaya. Doktor Mine Hanım lütfen gerekiyor. Danışmaya. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hastanız içeride hocam. Hoş geldiniz. Gaye Hanım 29. haftadaymışsınız. Doğuma bu kadar az süre kalı doktor değişikliğinizin nedenini öğrenebilir miyim? Ben aslında sizinle konuşmaya geldim. Öyle mi? Buyurun.
Ne söyledin ona? Henüz hiçbir şey söylemedim ama söyleyeceğim. Hiçbir şey elde edemeyeceksin. Ettim bile. Metin ne oluyor? Hayatım her şeyi anlatacağım. Çok özür dilerim. İşlerin buraya geleceğini tahmin edemedim. Sen onu dinledikten sonra bir de beni dinlersin doktor hanım. Kes sesini. Bak hayatım. Dışarı çıkıp konuşalım mı? Bir kahve içeriz. Hadi lütfen. Metin ne oluyor? Kim bu kadın? Ben bir alt ettim. Yani çok pişmanım ama çocuğu aldırdığını söylemiştim. Yalan söyleme. Sus! Hayatım, bak beni bakalım dertlerim var. Ne olur beni dinle. Bırak! Bırak dokunma bana! Mine! Mine dur bekle! Dokunma bana! Lütfen. Dokunma dedim bana! Tamam, tamam dokunmuyorum. Mine lütfen beni dinle. Mine lütfen dinle. Nasıl yaparsın bunu bana? Senin çocuğuna hamile kalmaya çalışırken nasıl yaparsın bana? Neden Metin? Söyle neden? Yardım edin! Sedyeyi getirin! Çek ellerini. Nabız yavaş. 30 haftaya yakın. Dekolman mı? Çok kan kaybetmiş. Şoka girmek üzere. Hemen ameliyat almamız lazım. Başka bir hastaneye falan mı nakletsek ya? Vakit yok. Ameliyatı ben yapacağım. Tamam. Acele edin. Hemen kan grubu. Tam kan sayımı. Damar yolunu hemen hazırlayın. Fazla vaktimiz yok. Dilek! Kapıyı aç! Dilek! Açmazsan kırarım bak. Dilek bak kırarım dedim. Dilek bak kıracağım dedim. Bu ne hal? Niye beni aramadın? Bilmiyorum. Düşünemiyorum ki. Geç. Geç hadi. Ay Allah'ım ya. Ne oldu anlat. Özür dilerim. Düğünde gelmeyi çok isterdim ama bu halde gelemem. Saçmalama Dilek. Hayır yok öyle bir şey. Kabul etmiyorum ben. Dilek. Kızım sen beni bilmiyor musun? Ben oldum olası düğünleri hiç sevmedim. Küçükken düğünlerde gelinlerin peşinden koşturan o küçük kızlardan olmadım. Bir gün ben de evleneceğim diye hayal kuran insanlardan da değilim. Hiç de haz etmem biliyorsun. Ben o kızlardandım ama. Evet o yüzden tutuluyordum zaten sana. Of. İnsan niye düğün yapar? Kim için? Ailesi için değil mi? Anam babam bir rütümü görsün mutlu olsun diye. Ev ailen var mı Dilek? Ha? Yani var da yok. Sen biliyorsun. Babamla durumum malum. Abim zaten Urfa'da görevini bırakıp gelemedi buraya. Akrabalık denen şeye zaten kafam basmaz. Yolda görsem tanımam. Ama sen? Evleneceğimi öğrendiğin günden beri koşturuyorsun. Benim korktuğum ne varsa sen hepsini bir çırpıda hallettin. Çocukluğumdan beri bu böyle. Benim ne zaman başım sıkışsa dileğim hep yardıma yetişti. Ben de sana hiç ses etmedim. Niye biliyor musun? Çünkü sen benim ailemsin. Engin'e ne oldu bilmiyorum. Ama eğer sen o düğüne gelmezsen... ben kendimi ailem yokmuş gibi hissedeceğim. Canım benim ya. Ben seni bırakır mıyım hiç? Bırakmazsın. Hadi tamam hadi. Porselen makyajım aktı. Sanma ki bu makyajı Cihan için yaptım. Senin için yaptım. Hadi git giyin. Bekliyorum. Karıştırma gelinliğini. Tamam bekliyorum. Kız gelin arabasıyla gideceğiz hadi.
Durum ne? Kan kaybı çok. Bebek komple dekoman halinde neredeyse. Fet halde stresi çok ilerlemiş. Bebeği değil anneyi kurtarmamız lazım. Biraz daha beklersek DIC olacak. Kanamayı durduramayız. Hayır. İkisini de kurtarabiliriz. Vakit var. Sen iyi misin? Değilim. Çok özür dilerim Seray Hanım. Ben sizi kurtarayım diye söyledim düğünü. Takma canım kafana. Ne var çıkarım bir iki dolanır geri gelirim. Aslında düğüne gitmek istediğinizi düşünmüştüm. Ne zaman? Dün o şişman kadın geldiğinde. Sanki ona bir farklı bakıyordunuz. Nasıl bakıyordun? Ne bileyim. Özlemiş gibi belki. Çiko Dilek mi? Çiko Dilek. Bak bu bile ne kadar ilginç. Aslında merak ediyorum nasıldınız gençken? Mahalleniz, arkadaşlarınız. Nasıl? Çok güzel bir mahallemiz vardı bizim. Belki de hayatımın en mutlu olduğu zamanlardı o zamanlar. Etrafımda hep gerçek arkadaşlarım vardı. Mine, Dileğin ablası, Çiko'nun. Her anımız beraber geçerdi onunla. Sırdaşımdı, kan kardeşimdi. Her şeyimdi. Hiç bahsetmediniz ondan. Sonra ne oldu peki? Sonra? Sonra bir gün büyürsün. Bazen bir günde büyürsün. Bize de işte öyle oldu. O düğüne gitmeniz lazım Seray Hanım. Hem mahalleden arkadaşlarınız sizi görünce kim bilir ne kadar sevinir. Bir iki gazeteci de yollarız. Güzel PR olur hem. Bilmem ki. Hiç yapmacık bir magazin haberi gibi de durmuyor. Doğru vallahi. Hayır işi gibi bir şey.
Seray söyler eski mahallesindeki arkadaşının düğününe katıldı. İyi olur. O zaman hemen birkaç telefon ediyorum ben. İyi, hadi et bakalım. Ben de hazırlanayım. Emin misiniz geleceğine? Hocam sen de ne çok soru sordun ya. Durduk yere gerdin beni de. Nikah masasına 5 dakikadan fazla geciken gelin veya damadın gelme olasılığı düşüyor. Sizinki 10 dakika oldu. Sizin meslek sıkıcı galiba. Ha? Kız yavaş. Ay cevabını aldığın soruyu sorma Cahit'im. Dilek'ciğim senin de nikahımı alırım ama evlisin. Yine bir gün başlıyor ama bilmem ne yapsam. Bağırsam çağırsam yetmiyor. Keşke yeniden doğsam. İyiyim ben sadece biraz safım galiba. Bile bile düştüm hayatın eline. Çocuğu aldırdığını söylemiş. Yalan söyleme. Sus! Evliyim ve çok öfkeliyim. Kalbim kırık, her şeyi silerim. İyi ki dostlarım var yanı başımda. Üzgünüm aslında birim. Evet. Yine her şeyi kalbime döverim. Dimdik ayaktayım yine sonuçta. Sarılsam kesmiyor yerine kimi koysam. İyiyim ben sadece yalnızım galiba. Bile bile düştüm hayatın eline sonunda. Evet. Sizler de bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet evet. Evet. Ben de şahitler huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrikler. Kalbim kırık, her şeyi silerim. İyi ki dostlarım var yanı başımda. Baksana kim geliyor? Aa, Tarık bu kız. Tarık mı? Daha da yakışıklı olmuş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne var ne yok. İyiyim, teşekkürler. Görüşürüz. Merhaba hanımlar. Nasılsınız? Sağ ol Faruk. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok iyi gördüm sizi. Sağ ol, sen de öyle. Dilek. Benimle dans etmek ister misin? Nasıl? Dans. Ya şey, benim ablama bakmam gerekiyor da. Gel, beraber buluruz. Görüşmek üzere. O kadar sıkılmış görünüyordum ki gelip kurtarayım dedim. Sağ ol. Dilek, kusura bakma ben tanıyamadım seni. Önemli değil ya.
Çiko değil mi? Yani onca yıl geçti tabii. Çiko? Ne haber? Sen işine bak abicim. İşine bak. Eskiden de dangalaktı. Hala dangalak. Önemli değil ya. Nasıl önemli değil? O kadar önemli ki. O zamanlar sana yaptığımız şey çok, çok kötüydü. Hem aptalcaydı hem de acımasız. Dilek. Sadece bir iddiaydı. Ben dahil bile değildim gerçekten. Ya bir şey çok merak ediyorum. Nereden biliyordunuz? Neyi? Beklerken o kadar gerileceğimi ve onca çikolatayı yiyeceğimi. Bilmiyorum. Bak sana az önce de söyledim. Aptalca bir çocukça bir iddiaydı. Ben dahil bile değildim. Sonradan dahil oldum. Eğer seni kırdıysam, üzdüysem gerçekten çok özür dilerim. Bu yüzden mi kaldırdın beni daha sen? Hayır. Ha? Acıdığım için mi? Yalancısın Tarık Sönmez. Eğer bilmiyorsan söyleyeyim. Evli, mutlu ve çocukluyum ben. Eğer birini acıyacaksan da git kendini acı, tamam mı? Peki. Selam. Selam, selam. Yakınız mı evleniyor? Eski bir arkadaşımın düğünü. Selam, eski mahalleden olduğu deniliyor. Doğru mudur? Teşekkür ederim. Selam, selam. 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 Teşekkürler. Şşt. Hey. Ay aman, aman dikkat, aman. Şarap içiyorum da çarptı birazcık. Gelmezsin diyordum, bak geldin. Ya evet. Ben de bilsem niye geldim şu an. Nasıl? Esra diyorum, nerede, ben onu hemen bir tebrik etsem. Masalara dolaşıyorlar. Gel kız, gel. Oturtayım seni. Ay geldin kız, geldin vallahi. Ne bakıyorsunuz bömbön? Selay söyler. Dilek organizasyon gururla sunar. Teray geç şöyle canım. Canım bize içki getir. Kız gel gel gel. Bombayı patlattım, kimi getirdim sana? Seray. Ay. Esra. Ay vallahi sürpriz oldu ha. Sen ne kadar güzel gelin olmuşsun böyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi onu bilmiyorum ama bu son topuklu giyişim yani. Giyersem iki olsun. Ya ne gerek var, ne yapacağım? Olur mu ufak bir harman? Çok mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Esra'cığım. Hayatım. Oo, damat da çok yakışıklı. Seni çağırıyor. Ben fazla kalamayacağım. Tamam. Sen bilirsin. Ayağına sağlık. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sen de benim bir kızımsın. Çok mutlu olayım. Sağ olun komiserim. Babanı göremedim. Davetliyim. Tebrikler. Teşekkürler. Esra komiserim. Gelinlik çok yakışmış. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Sağ ol Murat. Ahmet Bey, vallahi ekipçe en kısa zamanda sizden çocuk bekliyoruz. Esra komiserime annelik de çok yakışacaktır eminiz. Sağ ol Murat. Görüşürüz. Esra. Doktor neredesin ya? Uf. Bak ya. Zoraki gelin yaptınız beni. Paketlediniz bari piste yalnız bırakmayın. Çok güzel olmuşsun. Hep mutlu ol. Zoraki gelin. Yerim seni, gel. Gel sana gecenin sürprizini göstereceğim. Gel. Sürpriz mi? Fotoğrafçı dur. Çocuklar durun bir. Gel. Gel işte. Dilek. Gecenin sürprizi. Ta-da. Mine, hiç değişmemişsin. Sağ ol. İnşallah sen çok değişmişsindir. Bak
Kitapları 2 santim yakından okumak gözlerini bozmuştu. Ama bak işe yaramış, doktor olmuşsun. Lens falan mı kullanıyorsun şimdi? Ne yapacaksın Seraycığım? Herkes kariyer yapmak için bir şeylerini feda ediyor. Acaba sen nelerini feda ettin? Benim feda ettiklerimi duysan dudağın uçuklar. Neyse gideyim ben. Dilekçi gözükmüyor. Seni görmek... Görmek işte. Benim için de öyle. Dilek ne içtin sen? Hatırlamıyorum ablam, o var ya. Of, harikayım. Hadi. Kız canım evleniyor benim. Kardeşim evleniyor. Senin yerim öpeceğim. Evet, benim artık gelin elinden. Ben gerekiyor. Bu şarkı kim söyleyecek? Ne yapıyor bu? Ya ne var? İçti biraz sarhoş olduğu kadar. Bugün gelmese miymiş acaba? Ya ne var canım, nereden bileyim, benim de düğünüm yani. Dilek. Şimdi ben tuvalete gidiyorum. Dilek. Ay düşecek şimdi. Çiko. Helal olsun. Yürü be Çiko. Esra tut, rezillik çıkacak. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun pislik? Ya ne yapıyorsun Dilek, şaka ya. Sen dinle mi? Sen dinle mi o iddiayı başlatan? Dilek dur bir dakika. Vallahi ben değildim ya. Hem ne yapıyorsun? 20 sene geçti üzerinden. Çok zor geçti lan o 20 sene. Dilek vallahi ben değilim. Ayıp ediyorsun. Kimdi lan o zaman? Kimdi? Kimdi? Dilek. Lan boru değil, 12 taneydi. Hepimiz kaybettik ya. Hepimiz değil. Çıkın bakalım paraları. Ama helal olsun Seray. Kız nefes almadan yedi çikolataları. Ben boşa konuşmam canım. Ve asla kazanamayacağım iddialara girmem. Seray'dı. Beni yakan Seray'dı. Ablacığım hadi gidelim biz. Gel biraz Seray. Dilek. Hayır. Dilek, Dilek dur. Bekle. Dilek sar. Oysun Dilek sar. Oysun Dilek. Dilek. Dilekciğim ben de tam gidiyordum. Sen benim bütün hayatımı mahvettin. Ne bu şimdi? Şaka falan mı? Senin yüzünden yıllarca bana Çiko dediler. Bir kusurum varmış gibi hep kendi kendimi yedim bitirdim. Aa bebeğim. Sanki bunları geride bırakman lazım ha? Mahalleyi niye terk ettiğimi an itibariyle hatırlamaya başladım. Hadi ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun, hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak onu be deli manyak. Her şey senin suçun kızım. Bir kadın önce kendini sevmeli, kendine saygı duymalı. Başkalarından hesap soracağına önce kendine bir hesap sor. Acaba ben neden bu kadar şişmanım, bu kiloları veremiyorum diye bir düşün. Tabii o yağ biriktirdiğin vücudunda bir gram hakkın kaldıysa. Dur!
Dilek. Dilek. Daha iyi misin tatlım? Düğününü mahvettim. Saçmalama, zaten yorulmuştum. Dakikaları sayıyordum bitsin diye. Saçmalama. Seray kaçtı. Ben ne yaptım ya? Ya bir şey yapmadın. Hak etti o ya. Bir saniye. Unutulmaz düğün diye ben buna derim ya. Aşkım, gidelim mi? Gidin siz. Ben onu toparlarım. Ay, sustu. Yanınca öp. Benim için de teşekkür. Tamam. Niyeciğim, iyi akşamlar. Dilek. Dilek. Hı? Ay Dilek, ne olmuş sızma. Hadi, hadi eve gitmemiz lazım. Hadi. Ama Dilek, biraz kalman gerekiyor. Ne? Her şey yolunda mı? Yardım lazım mı? Ay çok iyi olur. Arabaya kadar taşırsak gerisi kolay. Tabii canım. Dilek, hadi. Hadi kalk, kalk. Mine. Konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Kardeşimi eve götürüyorum. Lütfen. Mine, önemli bir şey galiba. Siz halledin. Bana adresi verirsen ben evi bırakırım. İstersen sana camı açayım. Kustuğum için özür dilerim. Yo, hiç önemli değil. Ama yıkatsan da çıkmaz kokusu bir süre. Önemli değil canım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnsanların ne söylediğini bu kadar kafana takma. Gerçekten. Sen güzel bir kadınsın. En önemlisi sen iyi bir insansın. Yalan söylemene gerek yok Tarık Sönmez. Ama yalan değil. Ben ne olduğumu gayet iyi biliyorum, tamam mı? İnsanlar bana baktığında, ki buna kızım da dahil, şişman bir kadın görüyorlar. Her sabah aynaya baktığımda Çiko Dilek lakabının ne kadar yerinde olduğunu anlıyorum ben. Seray da haklı belki. Kocam her sabah şişman bir kadınla uyanmak istemiyor. Ben bunu içten içe çok iyi bildiğimden daha çok yiyorum. Ama artık umursamıyor görünmekten bıktım. Şimdi izin verirsen teselli sözcükleri duymak değil, eve gidip anıra anıra ağlamak istiyorum. Anladın mı? Anladım. İyi geceler. Aman dikkat.
Bebeğin nasıl? İyi mi? Anne, lütfen beni bir dakika dinle. Sonra ne istiyorsan öyle olsun. Çocuğumuz olmayacağını öğrenince benden uzaklaştı. Ne yapacağımı bilemedim. Antalya konferansa gittiğimde fazla kaçırmışım. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Kesin öyledir. Gaye'yle de konuştum. Böyle bir şey olamayacağını anlattı. Gaye. Ne söyledin Gaye? Gayecim, çok özür dilerim. Ben evli olduğumu şimdi hatırladın mı dedin? Saçma sapan bir şey olduğunu anlattım. Beni aradı, hamile olduğunu söyledi ama aldıracağım dedi. Sonra da birkaç gün önce böyle çıktı karşıma işte. Lütfen Mine, seni kaybetmek istemiyorum. Böyle saçma sapan bir şey yüzünden hele. Ne olur beni affet. Seni seviyorum. Tek istediğim sana bir çocuk verebilmekti. Ben istiyor muydum? Hiç düşünmedim bile. Senin çocuklara bakışını gördükçe içim parçalanırdı. Her şey senin için katlandım ben. Bütün o tedavilere, aldığım hormon ilaçlarının yan etkilerine sırf sana çocuk verebilmek için katlandım. Ama ne oldu? Ha? O çocuğu ben doğurmadım. Hatta bir başkasının doğurmasına yardım ettim. Bitti Meti. Anlıyor musun? Her şey bitti. Evlilik hediyem. Karına çok selam.
Dile kapat. İçim çıktı ağlamaktan. Kapat. Kız bu en güzel yeri. Ya tamam öf. Ayağa kalkacak halin yok. Hala film seyrediyoruz ya. Kızlar, bizim de bu filmdeki kadınlar gibi olmamız lazım. Nasıl yani? Bizim kocalarımız mangalda pişirir. Bir şey söyleyeceğim şu an burada. Alena, cinayet tasarlıyorsunuz. Tutuklamak zorunda kalırım size. Yok. Bak biz de güçlüyüz. Ben o kadar değilim ama siz güçlüsünüz. Kızım onlara muhtaç değiliz. Kocan seni aldattı mı? Sen mi? Vur. Al şunu ya. Dilekciğim hadi gel biz yastığa vuralım. Bak ver elini ver. Koy elini üstüne. Ben biliyorum tamam mı? Biz yapabiliriz bunu. Tamam mı yapabiliriz? Yaparız. Hatta boşayalım onları. Boşayalım. Boşayalım. Boşayalım abi. Başlıyor ama bilmem ne yapsam. Bağırsam çağırsam yetmiyor. Keşke yeniden doğsam. İyiyim ben sadece biraz safım galiba. Bile bile düştüm hayatın eline sonunda. Evliyim ve çok öfkeliyim. Kalbim kırık her şeyi silerim. İyi ki dostlarım var yanı başımda. Üzgünüm aslında bilirim. Yine her şeyi kalbime gömerim.